1980'li yıllara imza atmış Serpil Çarpan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Gördüğünüz gibi iyiyim. Teşekkür ederim. Harika o zaman. 1980 yılında Devlet Kuşu filmini çekiyor Memduh Ün. Evet. Hadi gelin dedi ve beraber siz bu filmi çekmeye başladınız. Kemal Sunal var ve siz varsınız. Nasıldı Mektep Arvar? Tabii ki benim için ilk dönüm noktası, benim için çok anlam teşkil eden bir film. Çünkü çok sıradan, çok normal, haktan bir insanken bir anda, hele böyle filmlerini izleyip güldüğünüz, eğlendiğiniz büyük bir oyuncuyla, öyle bir eserle ilk defa sinemaya başlamam benim için tabii ki çok önemli bir yeri var. Onun altını çiziyorum. Kemal Sunal'la oynamak ayrı bir keyif. Çünkü bir kere kendisi çok ciddi fakat sette inanılmaz şekilde gülüyorsunuz. Gittim çok heyecanlı ben de titriyorum yani. Şimdi Memduh'un dedi ki deneme filmi çekeceğiz. Deneme filmine göre oyuna alacaklar beni ama Memduh'un kafasında şekillendirmiş. Yani benim oynayacağım ya da oynatacağım kişi bu. Gittim ofiste, Memduh'un ofisinde bir yönetmen, sufle veren bir bayan. Ben acemi gittim, heyecanlandım, oturdum. Memduh abi dedi ki, kısım dedi, bundaki dedi bir bölümü dedi, canlandıracaksınız şimdi dedi. Peki dedim, tabii Kemal Sunal gayet profesyonel. Oturdu, çektik, hiç unutmam. Dedi ki, çok büyük isim olacaksın. Ne o kız? Kimi bekliyorsun? Annemi. Kapalı Çarşı'ya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver. Her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabii seni. Annen gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Akabinde hemen tekrar film teklifleri zaten almaya başladım. O dönemde de sinemanın geçiş dönemleri arasına geldiği için Ferdi Tayfur'la film geldi. Huzurum kalmadı. O filmde de rahmetli Adile Naşit... çok büyük oyunculardı. Yani onlarla oynamak da benim için çok büyük bir şerefti. O şerefe nail oldum. Ne kadar güzel. Ne güzel. Hulusi Kentmen aynı şekilde. Yani sinemaya girmeden önce severdim. Ne kadar babacan, ne kadar cici. Yani filmlerde bile aşıktım. Böyle izlerdim. O insanlarla o camianın içerisine girip aynı havayı teneffüs etmek, o ayrı bir keyif oluyor. Arabesk Furyası'nda İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, onlarla çekmiş olduğum filmler. Ama hakikaten büyük hasılatlar yapıyordu o dönemde bile. Hatta Orhan Aksoy yönetiminde Bülent Ersoy'la da bir film çevirdiniz. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy, Ekrem Bora. Sevgili Bülent'le o yıllardan beri dostluğum hiçbir zaman bitmedi. Hatta aynı sahnelere çıktık birlikte. Osman Seden'le şaka yapma diye tiyatro dünyası. Zeki Alasya, Metin Akpınar, iki büyük dev ismi. Ne kadar güzel, bunlarla birlikte çalıştınız. Bir reklamcılık hikayesi. Serpil Çarpmaklı bir isim. Türkiye tarafından komple aranıyor.
Şerif Gören de fark etti ve bu sefer sosyal içerikli ve sanat ağırlıklı filmlere başladınız. Tomruk. Evet, Osman Şahin'in bir hikayesine. Nasıl bir film o? Tomruk çok hakikaten iddialı bir film. Yeşilçam'ın yüz akı diyebiliriz o dönemde. Hakikaten basındaki arkadaşlarımız da bu konuda hep öyle manşet attılar. Çok zor bir filmdi. Nasıl zor bir filmdi? Bir kere şartları çok zordu. Oraya gittiğimizde benim kesinlikle o Dalaman çayına, oranın yerlileri tarafından girmemi istemediler. Çünkü hakikaten çok akıntılı ve girdaplı bir yerdir orası. Hatta ben ölüm tehlikesi geçirdim o filmde. Bir yangın sahnesi vardır. Sal düşmüştür ve sizin kurtulacağınız hiçbir kısım yok. Zaten çift kamera çekiliyordu dağlarda. Kimsenin yardım etmesinin olanağı yok. Bir kamera bir kısımda, dağın bir tarafında, bir kısım bir tarafta. Oyuncular Dalaman çayın içinde zaten sal, gördüğünüz gibi lastiklerden, araba lastiklerinden yapılmış tahta parçalarının üzerinde gidiyorsunuz. Ve girdap yerlerine geldiğinde, akıntı yerlerine geldiğinde inanılmaz şekilde bir sürüklüyor sizi. Ve orada o kaldığım dönemde o girdaba ben takılı kaldım. Zaten belli bir kısım Selçuk Özer de bağırıyor. Yani çıkmadım ben çünkü. Eğer çok iyi yüzme bilmesem ama o an bütün böyle ailem, sevdiklerim ve her şey gözümün önünden geçti. O salise olur ya o korku. Dedim ki ölüyorum. Yani çıkamıyorum çünkü. Bütün gücümle kendimi sıktım. Zaten aldı beni götürdü. Epey açıklardan ben çıktım. Onu hiç unutmuyorum. Ciddi bir tehlike geçirdim. Tabii ki ciddi bir tehlike geçirdim. Bir de ayaklarıma cam batmıştı o kaçırma sahnesinde. Çünkü kına yakılıyor ve direkt olarak benim ayaklarımda falan hiçbir şey yok. Oradan kaçırılıyorum ve dağlardan iniyorum. Orada size takdir edersiniz ki bunun dikeni vardır, camı vardır, taş parça, her şey var orada mevcut. Ve 2-3 ayağıma camlar içine girdi ve o şekilde ben devam ettim. Ki sala ittikleri kısımda zaten biliyorsunuz dizlerim parçalanmıştı. Yani şimdi onu izlerken izleyici çok rahat izliyor. Bakıyorsunuz ne kadar keyifli. Bunlar hiçbir şey yaşamamış ama oradaki tüm oyuncular bunun yükünü çektiler. Bu bizler sinemadaki sizlerin en güzel görkemli kraliçe veya kral olduğunuz sahneleri görünce hep özeniyoruz sinemaya. Bunu da görüyorlar, evet, yaşamak gerçek. Kamera karşısında geçiyor. Filmlerin tarzı çok çok evet, farklı. Evet. Onu mesela izleyici bilebilir miydi ki orada Serpil Çakmaklı'nın ayağına cam batmış, o kadar acılar çekmiş, heyecan duymuş bilinemez. Yaşamak lazım bazı şeyleri. Zor sanat ve zenaat diyelim. Evet. Evet, gerçekten. Sevmek lazım. Sinemaya girmeden önce siz sinemadan birine aşık oldunuz. Ve çok seviyorum. Kenan Gürsün'ün yönetiminde Cüneyt Arkın'la Yaşadıkça diye. Benim çocukluk aşkım okul yıllarımda, talebelik yıllarımda sinemalar daha revaçta. Hepimiz, işte büyüklerimiz bizi sinemaya götürür. Cüneyt Arkın da Eskişehirlidir bu arada. Ben de Eskişehirliyim, hemşerim. Hakikaten çok yakışıklıydı ama. Yani Türk sinemasına gelmiş geçmiş ben kendime göre bir kere çok Avrupa'yı bir güzelliği vardı. Gözü, kaşı, burnu, dudakları, boyu, posu her şeyiyle. Benim tam idealimdeki o yaşın vermiş olduğu bir aşktı. Bir, öyle bir hayal kahramanı yarattım. Ne güzel yani. Ve bunu da böyle arkadaşlarımla paylaşırdım. Ve aşık oldum. Bilirlerdi benim arkadaşlarım. Ailem de bilirdi. Söylerdim. Hatta dermişim işte çocukluk. Ben Cüneyt Arkın gibi birisiyle evlenmek istiyorum. Ya da bazı zamanlar keşke Cüneyt Arkın benim abim olsa. Yani hep onu sahiplenmişimdir. Ta ki o film gelene kadar o aşkla büyüdüm içimde. Ve hatta kendisiyle ilk karşılaştığımızda çok heyecanlandım. Dedim ki ben bu duygularımı açmalıyım, anlatmalıyım. Sonra anlattım, çok hoşuna gitti. Ona bu denli beğenmem, bu denli beğenmem anlattım. Eskişehirli olduğumda söyledim. Çok keyifli, güzel günlerimiz geçti o filmde de. O da son derece saygı duyduğum bir oyun. Usta-çırak ilişkisini ne kadar güzel gösteriyorsunuz. Siz de bir isimsiniz o ama zaman. Öyle, ama ben hiçbir şey değildim. Yani onlara her zaman için saygı duydum ve onlarla beraber aynı filmde, projede yer aldığım zaman hiçbir zaman onlara yapmış olduğum hiçbir saygısızlığım olmamıştır. Ağlıyorsun demek.
senin gibi birinin gözyaşı dökebileceğini hiç düşünmemiştim. Sen... Bu son olsun. Bir daha seni kardeşimin civarında görmek istemiyorum. Sen olsun demek. Sevdiğim adamın saygıdeğer zengin abisi. Hakkımda soruşturma yapan, beni yargılayıp ölüme mahkum eden adam. Sen gene de yaşamanın bir yolunu bulursun. Ben bu yaşa kadar hep bu yolu aradım beyefendi. Hayatımın her dakikası, her saniyesi kendime karşı dürüst olma savaşı içinde geçti. Yıllarca yılanlarla, çıyanlarla çevreli dünyada büyüdüm. Sonra karşıma Bora çıktı. O bambaşkaydı. Hayatımda ilk defa sevginin, sevgiye tutsaklığın ne olduğunu anladım. Siz bunu hiç duydunuz mu? Yüreğinizin ta derinliğinde hissettiniz mi bunu? Sus! Hayır! Bütün hayatım boyunca sustum. Son bir kez konuşmak istiyorum. Sevgi mi? Aşk mı? Adına ne dersen de! Ayaklarını yerden kesen bu mutluluğu tam yakaladığın anda kaybettin mi sen hiç? Yaşayamayacağıma ikiniz de inanmadınız. Çiçekleri sever misin? Sen zaten hayatında neyi sevdin ki? Paradan başka. Efendim, Fakir Baykurt'un çok bilinen bir romanı var. Yılanların Üçü. Evet. 1960'larda hatta bunun filmi çekildi Metin Ersan tarafından. Sansür tarafından yasaklandı. Problem hayır, oldu. Hayır, Kreta Hakan 61 yılında. 1961. 1961. İşte Nurhan Nur var, Fikret Erkan, Ali Yerona. Bunun tekrar çekiliyor, Şerif Gören. Efendim, kim oynasın dediler burada. Evet, Fatmaca'yı. Serpil Çakmak'la. Kadro çok güzel. Çok güzel. Kimler var? Yelik var, Erdal Özyağcılar var, Nur Sürer var, Savaş Yurttaş var. Yani bu kadar insanın bir araya getirilmesi de büyük bir olay. Ve bunu da tabii ki ve bunu da Şerif Gören başardı. Sevgili Nazmi Özer'e biz bu filmi çektik. O filmde de bizim çok anılarımız var. Ben tabii bunu biraz espri gibi anlatayım. Yani acı günlerimiz de oldu o filmde. Bir kere kavgalarımız oldu ama onlar da tuzu biberi oldu. Şimdi zaten belli bir gerginlikler vardı sette. Şimdi hakikaten Şerif Gören son derece disiplinli, çok sinirli, çok asabi. Ben de çok disiplinliyim ama yani yapılacak şeye gülmemenin mümkünatı yok. Sahne çekiliyor, şimdi görüntüde Kadir İnanır sürekli beni gıdıklıyor. Ve aslında ortada bir gerginlik var. Şerif Gören'in de huyunu bildiği için aslında kavga çıksın istiyor. Yani o an kişi, bu kötü niyetli belki değil ama o an öyle oldu. Yatıda okul öğrencileri gibisin. Yani yaramazlık, huzurluk yapıyoruz. 4-5 kez ben kahkahalarla gülüyorum ama yani mümkün değil, gülüyorum, elimde değil, tutamıyorum kendimi. Ve artık Şerif Gören isyan etti. Dedi ki, bir daha dedi gülme dedi. İlk defa bir yönetmenden azar işitmişimdir. Çok ciddi bir şekilde ama çok gururum incindi. Seni dedi ayaklarımın altına alır döverim dedi. O lafından sonra çok sinirlendim. Dedim ki siz beni dövemezsiniz. Seti terk ettim. Yapmayın. Tabii. Çünkü hakikaten krize girdim. İnsan sinir krizi denilen bir olay vardır. Ve benim yönetmen arkadaşlarımdan da bilen oyuncu arkadaşlarımdan da bilirler. Bir şeyi taktığım zaman müthiş şekilde krize girerim ve gülerim. Elimde değil. Biliyorum ki orada film harcayacağım. Gülüyorum. Orada da aynı şey oldu. Bu tatsızlık yaşandı. Ben hemen Nazım Bey'e telefon açtım. Çünkü oyuncusuydum. Ben dedim filmi bıraktım. Çünkü dedim yönetmenim bana böyle böyle bu şekilde yaptı. Nazım abiye anlattım. Dedim ki Kadir bana böyle yapmıştı. Ben de onun için gülüyordum. Bunu da dedim anlatamadım, söylemedim. Fazla bir gerginlik olsun istemedim. Bana bu tarz konuşunca ben de terk ettim. Peki dedi Serpil gel dedi. Bir gün ben İstanbul'a geldim. Biraz bana moral verdi. Sonra Şerif Bey'i aradım. Dedi ki anlıyorum işindesin ama dedi böyleymiş. Bu yüzden Serpil gülüyormuş yani yoksa tabii ki senin dediğin şeyi dinleyecektir. Orada arkadaşlar vardır film harcandığını da biliyor. Sonra olay meydana çıktı ama bir gerginlik oldu.
Derken orada nasıl izledi ama ben orada yine ne stresler çekiyorum. Efendim, artık iyi filmlerin oyuncusu olarak bir isim öndesiniz. Sinan Çetin 14 numarayı çekiyor. Evet. 14 numarada hakikaten çok iddialı. Şimdi her zaman için sinemadaki oyuncular gerçek yaşanan kesitleri herhalde çok daha istemişlerdir bir oyuncu olarak canlandırmayı, öyle bir karakteri. Şimdi öyle bir dünyayı tabii ki bizler bilemiyoruz. Karaköy. Genel evinde çekeceğiz. Gerçek genel ev sahneleri. Şimdi şöyle ki biz onun iznini alamadık ama o sokağa girdik. Bütün Karaköy o genel ev sokağında, oralar. Evet, oralarda çekimler yaptık. Ama ondan öncesinde Sinan Çetin'le birlikte bizim çok ciddi araştırmalarımız oldu. Bir kere Sinan da hakikaten hiç söylemeye gerek yok. Çok iddialı filmler yapıp zaten düşünceleri bir ara bizim Yeşilçam'a ters gittiği için onun da bir kırgınlık dönemi vardı. Hatta istenmiyordu bir ara. Öyle bir furyalar vardı. Ama yepyeni bir soluk getirdi Yeşilçam. Çok çok. Ve onun için biz o başarılı yapıtı zaten altından kalkabildik. Böyle hepimiz hırslandık. Gittik genel evde ben oradaki bayanlarla görüştüm. Onların sorunlarını, problemleri, yaşadıkları sıkıntıları. Yani nasıl çalışılır? Nasıl bir ruh halidir ki? Nasıl bir mecburiyetten bir insanın öyle bir hayatı, yaşam şekli olabilir açısından ruhsal durumuna kadar inceleyip, konuşup arkadaşlık yaptık. Sinan Çetin aynı şekilde o insanları yönetmen olarak zaten incelemeliydi. Bir kahramanları vardı filmde. Kimlerle oynuyordunuz bu filmde? O filmde Hakan Balemir, Bülent Bilgiç, Nilüfer Aydan, Keriman Ulusoy ödülü almıştır bu filmde. Zaten bu filmin 5 tane ödülü vardır. Efendim bu arada da piyasa filmleri de yapıyorsunuz. Şahin Gök'le birlikte o yıllar iki tane büyük isim var. Van Halkan. Ve siz. Neydi bu? Bu ikiliye dikkat. Efendim Charlie'nin Melekleri gibi. O da Nazmi Özer'in demiştim ya 5 yıllık sözleşmem vardı. Çekmiş olduğu filmlerde olacağım diye. O film de onlardan birisiydi. O filmin çıkmasında işte Banu ile ayrı görüşüldü, benle ayrı görüşüldü. İkiniz de çok önemli isimsiniz. O dönemde de kadın filmleri çok ağırlıklı. Ben kendi adıma tek filmler yapıyorum. Banu Alkan kendi adına tek filmler yapıyor. Ben teklifi hemen kabul ettim. Hiç tereddüt bile etmedim. Banu da etmiş ama herhalde aralarında başka bir isim olayı çıkmış. Benim ismim başta yazılacak gibi. Demek ki oyuncu olarak ben de kendimi eleştirdiğim muhakkak çok olmuştur. İsim olayı çıkınca ben de ister istemez dedim ki yani bunun ortak bir noktası bulunsun. Ne bana bir zarar versin ne karşı tarafa gelsin. Ama bunu profesyonel düşündüğünde şimdi herhalde düşünebilirim. Şimdi ismin hiçbir anlamı olmadığını söyleyebiliyorum. Önemli olan oyunun bunu göstermek ve bu iş tamamen ekip işi. Tek kişinin başarısı yeterli olmuyor. Bütün oyuncular güzel oynarsa. Seyirciler de bunu biliyor. Artık bunun bilincine varıldı ki artık çok güzel kadrolaşma var. Ama eskiden herkes klasik benim ismim başta yazılacak. Bunları yaşadık. O dönemden geliyoruz. Gene Sinan Çetin bir koltuk hikayesi. Prenses. Prenses. Nevres Hanım. Nevres Hanım. Evet o Nevres o koltuğun üzerinde sürekli o kırmızı koltukta sürekli o bir de taşınır. Hayır. Hani geldiğinde de İstanbul'a geldiğinde de okumak amacıyla geldiğinde de o koltuk vardır. Sürekli o yer aldı. 12 Eylül döneminin yeraltı terörünü anlatan. Oyuncu arkadaşlarınız Tunç Okan. Oyuncu arkadaşlarım tabii o Fransa'da yaşıyordu sevgili Tunç Okan. O film için biz Tunç Bey'e teklifi götürdüğümüzde geldi. Mahmut Hekimoğlu vardı. Yaptınız iddialı ve çok etken bir filmdi. Ot bunlar, ot.
Ben de fotoğrafçılığımdan gelme bir şey var. Hayatı ayrıntılarıyla görüyorum. İstersen sana da anlatırım. İster misin? Mesela fotoğraf çekmeyi, fotoğrafçı gibi bakmayı, kimselerin görmediği ayrıntıları görmek ister misin? Bak, saçlarına dokunuyorum. Bak, saçların parmaklarımın arasında. Efendim, Kezban Yaylı'yı tanıyor musunuz? Kezban Yaylı'nın şahsını tabii ki tanımıyorum ama canlandırdım. O gerçek yaşam öyküsüdür. Patronice filmi. Oradaki kahraman Kezban Yayla gerçek ismiyle o filmde nasıl genel eve düşmüş, nasıl genel ev patroniçeliğine yükselmiş, nasıl bir kız çocuğu dünyaya gelmiş, zorlukları, Kezban Yayla'nın hırsı, acımasızlığı, iç dünyası, her haliyle olan bir... Demek ki 14 numarada o kadar başarılı oluyorsunuz ki gene böyle bir rolü size aksettiriyorlar ama bu sefer acımasız, dominant bir genel patron. Orada kızını ben canlandırdım, gençliğini ben canlandırdım, Kezban Yayla'nın kendisi ben oldum. Orada benim 3-4 karakterim var. İki bölümdü zaten. Evet. Günahkar Melek, Günahkar Melek ve Patroniçe olarak kasetlere çıktı. Ünsal Emre vardı. Saadet Gürses de oynamıştı o filmde. Evet, Saadet Gürses de vardı. Evet. Saadet'le ben bir film daha çekmiştim zaten. Sen ve Ben. Çok güzel. Efendim, gene birisinin ilk filminde beraber oynuyorsunuz. Anlamındaki uçak yarısı. Evet. Şahin Gök. Kim bu oyuncumuz? Hakan Ural. Pakize Su'da. Ve çok güzel bir kadroyla hikaye. İhsan Yüce, rahmetli o vardı. Pavyon bir dansöze aşık olan bir hikayesi. Bir balıkçının hikayesi. Ne kadar güzel bir hikaye. Biraz eskili yarimin tadı var içerisinde. Evet, ama baktığımızda Yeşilçam o tarz filmler genelde zaten hep çekilmiştir defalarca. Alnımdaki bıçak yarısının eski kuşaklardan baktığımda gördüm. Biz demek ki ilk çeken değiliz. Herhalde sanıyorum 6-7 tane film vardır. Kim bu kız? Bu sizde kelime bir ahuyu melek. Bunun dayaları tanımamak var mı beyim? Olmaz tabii. Arkadaş cezalıdır. Hesabı görsün bakalım. Bize üç yıl öğretti bir eve. Macitsin. Efendim, Gecem ve Gündüzüm diye bir film çektiniz. Sizin hayatınızı değiştiren film değil mi? Yalçın Dümer'le oynadınız. Yalçın Dümer sizin hayatınızın içerisine girdi ve o da sinema oyuncularımızdan, tiyatro kökenli bir aileden geliyor. Evet, o da iyi bir oyuncu. Oyuncu ve onunla bir evlilik yaptınız. Yani sinema her tarafınızdan içinize girmiş sizin. 1996, Şahin Gök, Drejan diye bir film çekiyor. Levent İnanır, Reni Şevata, Kasım Kartal, böyle bir filminiz var. Bu sizin son filminiz oluyor. Drejan 1996'da. O da Malatya'da çekildi, Drejan. Zaten Reni Şevata kendisi Malatyalı. O aşiretten gelen bir kişi. Drejan aşiretinin öyküsüydü zaten hikaye. Efendim, ağzınıza sağlık. Niye ettiniz de geldi? İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzel bir programdı. Ayrıca böyle güzel seviyeli bir bizleri anlatan bir programda yer almaktan gerçekten mutluluk duydum. Ben teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepiniz çok cici, sıcak insanlarsınız. Çok teşekkürler. Bu güzel sözleriniz bizi daha da şevklendirdi. Bir dahaki programda görüşünce de hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi tostan ve mutlu olsun.